görev alıyorlar. Tatmin oluyorlar. Tabii şeyi unutmayayım bu arada. Ee, Zekeriya Başkanı o biliyorsun e, onun döneminde federasyondan gelen istekler doğrusunda ben kesin ne yapmam deyip istifa etmişti. Hatta daha da eskiye gidersem Masan Ceylan'da var. Yani örnekler sayarım. Ama <laughs> başka yöneticiye geçeceğim. Başka yönetici Zaten ben de sen de beni bilirsin yani Zekeriya Alp gibi ee, işte Ufuk Özerten gibi e, birçok merkez erken kurulu başkanı buraya gelirken hep bilirim yani ben 30 yıl boyunca birçok merkez başkanı konuş, e, çalıştım. Hepsi inan tabii ki iyi niyetle bir şeyler yapmak için geliyor. Yani ondan şüphemiz hepsi yok. bir şeyler katmak için veriyor. Her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır. Bugün en son Lale Orta'dan ilk ben çalıştığım e, rahmetli <laughs> Bülent Yavuz'a kadar o skala içerisinde hepsinin çok iyi biliyorum ki hakemlik için bir şeyler yapmak için. Evet. Ama yapabilen var, yapamayan var. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten hakiminin yanında olma konusunda, bak yanında olma konusunda derecelendirirsek ilk iki sırada inan hakiminin dışından gelen Zekeriya ve Ufuk Özerten yer alır. Evet hakiminin yanında olma derken bu maç verme etme değil. Tabii, tabii canım. Bizim genel tabi bak, tepe, bakarak söylüyoruz. Maç verme değil. Tabii bak başka şeyler. Aynen. Katılıyorum. Anlatabildim mi? Zekeriya Albin de <laughs> o da zaten <laughs> sanırım Antep Başkanı'nın bir demeciğinden sonra istifa etti. Kendi de o zaman bilmiyormuş istifa ederken kurul olarak istifa ettiğini bireysel adı istifa içini <laughs> <etçeni> zannediyormuş. <laughs> bir anda kurul gidince Aa, öyle mi <laughs> diyenlerden yani anlatabildim mi? Evet. Böyle de bir anekdot var. <laughs> Şimdi demin dediğin yönetici profiline şöyle bir geçiş yapacağım. Hani kulüp yöneticileri, kulüp başkanları, teknik direktörler, e, medyadaki kulüp temsilcilerinin hakemlere saldırışları, pek çok seçenek var. Ama ben böylesini ilk defa görüyorum. Yıllardır bu camianın içinde olan bir insanın yaptığı açıklamalar kulağımla duymasam inanmazdım. Ben hayretler içindeyim. E, ne yazık ki artık e, ne diyeceğim bilemez noktaya geldim açıkçası. Türkiye'deki tüm hakemler, e, Serhat Uluer'in programında Serhat Uluyer'in çok net bir soru sordu. Hakemlerin Fenerbahçe'ye karşı bir e, yaptığı örgütlenme var mı gibi bir soru sordu. Net soruyorum dedi, demiş. Ben sonradan izledim. Türkiye'deki tüm hakemlerin bu örgütlenme içinde olması mümkün değil. Şunu söyleyebilirim, kendi aralarında olmuş olabilir ama bunu net olarak söyleyemem. Baktığımızda bu kadar hata arka arkaya aynı takım olunca... Soru işareti oluyor o zaman. Diyor Sayın Abdurrahman Hoca. Abdurrahman Hoca kimdir? Bilmeyenler için söyleyeyim. Herhalde 30-40 yıldır camiadadır. E, şu anda Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Genel, Derneği Genel Başkanı'dır. Yani hakemlerin bağlı olduğu e, bir derneğin başkanıdır. E, aynı zamanda uzun yıllarda işte e, gözlemcilik, mentörlük vesaire yaptı. Bunun üzerine hocam e, bugün birkaç tane ee, dernek başkanlarının hepsinin bir araya gelip istifasını istediğine dair açıklama yayınlandı. Kaç tane mi? Ee, önce 52 sonra 53 oldu dendi. Tam sayı bilmiyorum hemen hemen hepsi galiba bildiğim kadarıyla Şimdi, yanlış olmasın. Yani, ben de çünkü öyle bir okudum da hani o birkaç tane, Yok, birkaç tane 52, değil, arasında, çok fark var. Çok fazla sayıda o da var. Burada e, Sayın Abdurrahman Aracı'yı istifaya davet ediyoruz diye. Yani burada gerçekten... Dışarıdakiler Peki, çok bir şey dernek başkanlarının <laughs> gerçekten ortaklaşa bir A ile kendi aldıkları karar mı? Yoksa 52'sinin birden, şimdi ben bu buraya geleceğiz de başka bir şey var. 52'sinin birden hani aynı anda böyle bir şey istemesinin arkasında yatan başka bir şey mi var? Veya bir üst taraf bu 52'sine birden. Olabilir yani, Benim o konuda bir bilgim yok açıkçası. Ama olabilir çünkü bizde hani demin diyorsun ya tepki göstersinler. Bizde birliktelik çok kolay sağlanabilen bir şey değil. Ya daha çok emirle sağlanabilen bir şey bizde. Şimdi yani o işin o tarafı. Bu açıklama karşısında başkanlarının, şube başkanlarının, genel başkanının gereğini yapması konusunda istekleri de çok doğru. Aynen katılıyorum. Yani ben farklı bir noktaya aslında parmak basmak istedim. Ama e, anlatabildiğim umarım e, anlatabilmişimdir o konudan ziyade onu bertaraf edersek o bu reaksiyonları doğru reaksiyonları dediğim gibi kendileri şube bazında kendi aralarındaki istişareyle veriyorsa tamam. Buraya gelince de yani bakıyoruz Türkiye'deki tüm hakemlerin bir, bu örgütlenme içinde olması mümkün değil. Net bir kelime. Ama bazıları var. Şunu söyleyebilirim. Kendi aralarında olmuş. Bu arada ben hiç izlemedim. Bak okuyorum sadece. Ben, Sen ne bir raise? Ha, tamam. İzledim, ha. duydum kulağımla. Şimdi bazen Yok yok ben de inanmadım. Çünkü neden inanmadım? Ee, Sayın Başkan. Bazen mesela bizler de bir şeyler söylüyoruz. Bizim eş dost abi dediklerimiz de yayınlarda çıkıp a öyle söylemişse işte şöyle şöyle deyip Baya bir niteleme ve sıfatlama yapıyorlar. Yani dolayısıyla direkt izlemek, dinlemek yararlı olur bu konularda. Evet. Ona binaen ben sana Ben direkt dinledim. Şunu söyleyebilirim. Kendi aralarında olmuş olabilir. De olmayabilir de. Yani öyle bir... Ama bu net olarak söyleyemem. Baktığımızda bu kadar hatta arka arkaya aynı takım olunca soru işareti oluyor. O zaman... Daha devamı da var bunda. Burası çarpıcı. Hani öyle Murat senin e ama demiyorum gibi bir açıklama. Şimdi ben sana şunu soracağım. Çok net. Çok net bir şey var. Bir üst merci kim? Bir üst merci kim? Tahmin yani mi diyorsun? Evet. Federasyon bazında. Federasyon bazında işte temsilciler kurulunda tamam. da görev yap. Bak çok size. gelecek, çağıracak. Sayın aracı diyecek bu söylemlerinizin altını doldurur musunuz? Ve şahıslardan kimlerden bahsediyorsunuz? Çok net. Bak çok net. Yani ben şimdi Arı, Sayın Arıcı için ya onu söyledi, bunu söyledi, yok burada şöyle yapıyoruz, talihsiz. O, yok gerek yok ya. Bunu söyledi mi? Bunları net söyledi. Söyledi mi? söyledi? Hakemlerin en üst seviyedeki camiası kurumu federasyon. Çağıracak Abdurrahman aracı Ne söylemek istedin? Kimleri ima ettin? Neden ima ettin? Ve bunları eğer kendisi isim verecekse, olay verecekse bunları da ispatlayacak şekilde sunacak gereği yapılacak. Hocam isim vermese bile bak. Ben bunu bir şekilde koy Bu şekilde bir hakemliğin dernek başkanı nasıl ya konuşabilir orasını ya? orasını geçtik. Bak orasını geçtik. orasını zaten doğru yanlış hatalı demeyin artık şu anda gereği yok. Yani şimdi koskoca faal hakim derneği gözlemciler ve hakimler derneğinin başkanının hakimler için bunu söylemesi hani neresinden bakalım da doğruyu bulalım? Bak orayı geçtim ben diyorum. Evet. Orası bizim tartışacağımız en basit, basit bir yer. Nokta. Buradan sonrası önemli. Çünkü Abdurrahman Aracı şahsı bunca yıl bu camianın içerisindeyse... Ne zaman, nerede, nasıl, kim... Neden zamanında o zaman söylenmedi bunlar sizin tarafınızdan bize... Şimdi söyleme ihtiyacı istedim. Duyuyorsun... Et. Bunların isimleriyle, olaylarıyla bize sunmanı istiyoruz diyecek. Kim diyecek? Federasyon diyecek. Demeli. Demeli. Bence de Demeli ve Sayın Arıcı da varsa bu söylediklerinin altını dolduracak ispatlı doneleri bunları sunacak. Tabii ki. Yani öyle e, hem de Yani bu ya atallı konuşmuş hakemler hakkında. Ha da 52 tane şube birleşelim İstifasın. Onunla noktalanacak basit bir şey değil bu kesinlikle değil hem de bu seviyede birisinden değil. Değil. hiçbir şekilde değil. değil artı şu da var hani ben yıllarca şunu da çok eleştirdim şimdi burada böyle dedi a belki de dediği doğrudur falan hani bu işi bu veya ya bu dediği yanlış ya bunu böyle söylesek ne olur ki hani bizim bunu burada böyle hani a doğru belki dedi a yanlış dedi. desek ne olur ki tabii, tabii. mesela o takım kim Tabii o da ayrı. O takımı sen dinledin söylüyor mu takımın kim olduğunu? Zaten Fenerbahçe diye soruyor. Yok yani tamam yani isim veriyor tabii mu? Tabii tabii Fenerbahçe diyor. Bence bunun mesela bir kulüp olarak üzerine gideceksin. Federasyonla istişare edeceksin. Zaten söylüyorlar Fenerbahçe kulübü de zaten açıklamaya. Abi söylüyor. gideceksin. Bakın diyor camianın içindeki biri bile böyle dedi diyorlar. Bak camianın içindeki biri değil. Faal Hakem ve Gözlemciler Derneği'nin başkanı. başkanı. Camianın içerisindeki biri değil. Herhangi bir görsel, herhangi bir mentor falan değil. Evet. Yani çıkan ses...